2018 yılı turizmimiz çok güzel yani böyle geçti. Yani işte yıl başında Ocak ayında hedefimiz 1 milyondu. Önce biz açıkladık, sonra da şey yaptı, Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu argümanı kullandı ve ilk 9-10 ayda Şanlıurfa 1 milyon hedefini yakaladı. Şu anda güzel gidiyor. Önceki yıllarla, 2-3 yıl öncesindeki durumlarda 29 Ekim'den sonra turizm biterdi. Artık işte malum işte hem kış başladığı için biterdi. Göbeklitepe'nin açılmasıyla, ziyarete açılmasıyla ve ziyarete açıldıktan sonra da UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası asıl listesine geçtikten sonra Göbeklitepe'ye olan ilgi, merak insanlara kışın da gelmeye başladılar. O bakımdan önceki yıllarla kıyasladığımızda kış şu anda çok yüksek olmasa da ama önceki yıllarla kıyasladığında iyi. O bakımdan insanlar artık işte özellikle bu Temmuz ve Ağustos'a dolu. Çünkü önceki yıllarda mesela yaz olduğunda neredeyse bitiyordu, duruyordu. Ama bu sene 2018 mesela yazında da Göbeklitepe vesilesiyle yine hareketlilik vardı. Şu anda kışında bize gelen rezervasyon, hem turist rehberi isteyen acenteler olsun, özel gruplar, bireysel gruplar. Son dönemde Urfa'ya artık tabii ki acenteler yine geliyor. Acentelerden ziyade bireysel gruplar dedim işte. İki kişi, üç kişi ailesiyle gelen ya da hatta tek başına gelen böyle bireysel insanlar da var. Görüyoruz, otel rezervasyonlarından görüyoruz ya da işte odamızı arayıp da işte rehber talebinde olanlar ya da şu anda işte turda olan diğer rehber arkadaşlarımızdan biliyoruz ki bireysel gruplar da kış olmasına rağmen Göbeklitepe'den dolayı Urfa'ya geliyorlar. Göbeklitepe dışında bir ilgi var mı? Tabii şu var yani birinci geliş amaçları Göbeklitepe'dir. Ama tabii Urfa'ya gelmişken, Göbeklitepe gelmiş, ondan sonra Harran'dır. Göbeklitepe'den sonra turistlerin, misafirlerimizin en çok görmek istediği yer tabii ki Harran'dır. Harran'dan sonra Halfeti, Urfa sokakları, özellikle tarihi sokakları, Balıklı Göl, İbrahim Peygamber'in doğduğu mağara, ateşe atıldığı yer işte Balıklı Göl olsun. Ve özellikle Şanlıurfa Sıra Gecesi gerçekten insanların ilgisini çekiyor. Tabii ki dediğim gibi cazibe merkezi Göbeklitepe. Göbeklitepe'den sonra da Harran, Halfeti, Şanlıurfa tarihi sokakları ve elbette ki Sıra Gecesi için insanlar burada bulunuyor. Başkan, doluluk oranları ne durumda şu an? Yaz aylarına kıyaslarsak. Yani şöyle söyleyeyim, yoğun sezonun işte Şanlıurfa'nın özellikle Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim, Kasım da bu sene çok yoğun geçti. Özellikle acenteler ve gruplar, misafirler Eylül-Ekim ayında yer bulamayınca Kasım ayı da full geçti. Doluluk oranları çok iyiydi. Şu anda tabii o aylarla kıyaslandığı zaman düşüktür ama şu anda da istatistikler açıklanmadığı için ama şu var, gözle görülen bir hareketlilik var. Bu da yani hem turizmciler hem otelcilere ve tabii ki işte ufaklığı esnafı tabii ki yani böyle mutlu ediyor ve sevindiriyor. Yani örnek vereyim, eskiden daha önce yıllara baz alırsak turizmimiz daha kötüydü. Son 2 yılda daha fazla turist sayısı arttı. Hatta bu yıl dersek normalde Temmuz, Ağustos, Eylül'de olan yurt dışına gelen yabancı turist sayısı bu sene 12. ay yani Aralık ve Kasım aralığa kadar halen devam etmektedir. Sadece uçak saatlerimizde ve sayılarında bir eksiklik vardır. Örnek verecek olursak eskiden sabah 10'da giden bir insan akşam dönüyordu. Ama uçak saatlerine baz aldığımız zaman normalde bir saatler değişince esnaf için gayet bir kötü saatler oldu. Yani 10.50'de giden bir insan saat 1'de orada. Bir de insan diyor ki esnafımız biz piyasaya indiğimiz zaman akşam saatlerine kadar dönüşümüz işe yaramıyor. En azından uçak saatleri daha düzgün olsa ve uçak sayılarımız artsa daha iyi olur. Hatta Göbeklitepe'nin bu yıl 2019'a yatırımı daha fazla. Yani 2019 yılı Göbeklitepe'nin yılı olacak söylendi. Gelenler daha çok hangi bölgeleri tercih ediyor Şanlıurfa'da? Yani Şanlıurfa'da gelenler genellikle Harran bölgesi, Balıklıgöl bölgesi, ondan sonra Göbeklitepe bölgesine ve Halfeti bölgesine bayağı ilgi daha fazla oldu bu sene. Otellerin doluluk oranları ile ilgili bir şey söyleyebilir Yani şu an misin? otellerimizin doluluk oranı bu yıl %100'ün üzerinde dolu. Hatta bazı tarihlerde bile yer bulma sıkıntısı oldu. Bu durumda ise iş büyüklerimize düşüyor. Urfa Valisi'ne, STK'lara, Kültür Turizm Müdürlüğü'ne, milletvekillerine, en azından otellerin sayısı Urfa'da daha fazla olursa kapasite her yıldan yıla göre daha fazla artmaktadır. Son yıllara göre içinde bulunduğumuz sonbaharın sonu ve şu anda içinde bulunan artık bu şeyin son yıllara göre çok iyi bir şekilde. Yani insanların bu bölgeye gerek Şanlıurfa Müzesi özelinde ve gerekse Göbeklitepe özelinde ziyaret programlarını aksatmadan devam etmesi
bizler için son derece mutlu. Tabii ki bizim temel hedefimiz de bu ölü aylar diye bahsettiğim ölü sezonda, kış sezonunda gastronomi ve arkeoloji turları birleştirerek müze gezilerine ağırlıklı vererekten yine gastronomi turlarıyla şehir ekonomisine katkıda bulunmak. Şu an için nasıl seyrediyor? Geçtiğimiz yıllara oranlarsak, kıyaslarsak nasıl bir fark var? Tabii ki kış sezonu normal sezon fiyatlarına göre biraz daha indirimli fiyatlar var burada. Bizim bu konuda önümüzdeki süreçte TÜRSAB yetkilileriyle, acenta yetkilileriyle bir program bazında toplu bağlantılarda bir iskonto oranını sağlayaraktan Şanlıurfa'ya gelen turist sayısını, yani sezonda gelemeyenleri en azından kış sezonunda getirip müzeleri gezdirmek, yeme içme kültürünü ve sıra gece kültürünü en iyi şekilde bu imkanlar kendilerine sunmak. Göbekli Tepe kış turizmine nasıl bir katkı sağladı? Şimdi bakın şu anda hala yağmur yağıyor. Hava da soğuk. Göbekli Tepe'yi görmeyenler, özellikle sezon içerisinde yüksek fiyattan şikayet edenler bu dönemi tercih ediyorlar. Önceden uygun bilet alaraktan, uygun otel alaraktan pozitif yansıdı ve bu da bizler için son derece mutlu. Doluluk oranları ne durumda? Tabii ki doluluk oranını yıllık bazda henüz istatistik rakamları elimizde geçmedi ama geçmiş yıllara göre iyi olduğunu söyleyebilirim.